endüstriyel futbolla birlikte bu çok sevdiğimiz oyun artık korkunç paraların döndüğü bir eğlence sektörü haline geldi. Ortada dönen para en çok kimin ilgisini çekiyor peki? Tabii ki suç dünyasının. Bu videoda futbol üzerinden kara para nasıl aklanıyor onun detaylarından bahsedeceğim. Önce kara para nedir ondan bahsetmemiz gerek. Para üçe ayrılır. Beyaz para, gri para ve kara para. Beyaz para bizim alın teriyle kazandığımız yasal yollarla elde edilen ve vergisi ödenen paradır. Maaşınız bir ürün sattıktan sonra faturasını kestiğiniz kazanç filan hep beyaz paradır. Gri para da yasal yollarla kazanılan paradır fakat kayıt dışılık söz konusudur. Sattığınız bir malı faturalandırmıyorsanız, vergi memurlarından saklıyorsanız bu gri paradır. Kara para ise yasa dışı yollardan elde edilen paradır. Uyuşturucu madde satışı, tarihi eser kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve aklınıza gelen hemen her türlü pis işten elde edilen para buna örnektir. Peki kara para aklama nedir? Kara para aklama yasa dışı yollarla elde edilen paranın bir dizi işlemle birlikte kullanılabilir hale getirilmesi ve sisteme dahil edilmesidir. Devletin sorabileceği bu parayı nereden buldun sorusuna cevap verebilmektir. Yani amaç yasal olmayan parayı yasallaştırıp sisteme sokmaktır. Tabi tahmin ettiğiniz üzere ekonomiye, topluma ve ahlaka zararlı bir eylemdir. Kara para aklamanın İngilizcesi money laundering, yani motomot çeviri yaparsak para yıkama anlamına geliyor. Al Capone'u bilmeyeniniz yoktur. Kumar, tefecilik, kadın ticareti ve kaçak içki satışı gibi suçlardan servet kazanan Al Capone, elde ettiği parayı sisteme sokabilmek için nakit akışının fazla olduğu çamaşırhaneleri kullanırdı. Suç işleyerek elde ettiği parayı çamaşırhanelerden kazanmış gibi gösterirdi. Böylece kirli para yıkanmış, yani aklanmış olurdu. FBI yasa dışı yollardan elde edilen paranın izini süremediği için Al Capone'u vergi kaçırmaktan tutuklayabildi. 80'lerde uyuşturucu ticareti küresel bir boyuta ulaşınca kara para aklama da küreselleşti. Uyuşturucu karteli patronu Pablo Escobar yasa dışı yollardan haftada 400 milyon dolar kazanıyordu. Bu miktardaki parayı aklayabilmek için Al Capone gibi nakit akışının fazla olduğu otopark ve taksi işletmeleri kurdu. Sadece 3 taksisi vardı ve bu 3 taksi haftada 5 milyon dolar kazanıyormuş gibi görünüyordu. İşte para böyle aklanıyordu. Kurtlar Vadisi'ndeki iplikçi Nedim ne diyordu? Konseyin çamaşır makinesiyim. Parayı aklar, sisteme sokarım. Yani olayın özü bu. Kara para aklamının ne olduğunu sanırım anlatabildim. Peki kara para hangi yöntemlerle aklanıyor şimdi ona bakalım. 1. Şirinler yöntemi. Kimi ülkeler gerek sınırda gerekse bankacılık sisteminde belirli bir limitin üstündeki para transferlerini bildirme zorunluluğu uygular. Diyelim bu limit 10 bin dolar olsun. Elindeki kirli parayı aklamak isteyen kişi önce yüklü parayı limitin, yani 10 bin doların altında tutarak birçok kişiye bölüştürür. Böylece bildirme zorunluluğu ortadan kalkar. Bu para birçok kişi aracılığıyla parça parça olmak kaydıyla sınırdan sorunsuzca geçirilebilir. 2. Parçalama. Bazen parayı bölecek kadar kişi bulmak mümkün olmayabilir. O zaman insan sayısını arttırmak yerine işlem sayısını arttırmak gerekir. Diyelim 30 milyon dolarlık kirli para var. Bu parayı tek seferde geçirmek veya bankaya aktarmak dikkatleri çeker. Para 500-600 dolar gibi küçük miktarlara ayrılıp 50.000-60.000 işlem yapılarak aklanabilir. 3. Kıyı bankacılığı ya da offshore. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahamalar, Malta, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Virgin Adaları gibi bazı deniz aşırı ülkelerde bankacılık sistemi çok katı uygulanmaz. Bankalar müşterilerine düşük veya sıfır vergi, yüksek faiz, ticari sır ve güvenlik, kaynak sorgulamama gibi avantajlar sunar. Şeffaflıktan ve hesap vermekten çekinen insanlar parasını bu bankalara yatırır. 82 bin nüfuslu Kayman Adaları'nda kayıtlı 92 bin şirket var, gerisini siz düşünün. 4. Loan Back. Offshore hesabına yatırılan para sahibine kredi olarak geri döner. Kirli para A bankasına yatırılır, sonra paranın sahibi kendi ülkesindeki B bankasına gider ve A bankasındaki kirli parayı teminat olarak gösterir. Kendi ülkesindeki bankadan çektiği krediyle diyelim otel yapar fakat krediyi ödemez. Kendi ülkesindeki B bankası da uzak ülkedeki A bankasındaki paraya el koyar. Böylece kirli para aklanmış olur. 5. Hayali ihracat ve ithalat. 80'lerde ülkemizde meşhur olan bu yöntem şöyle çalışıyor. Değeri çok düşük olan bir mal yüksek kalite ürünmüş gibi gösterilir ve yurt dışına satılır. Eldeki kara para bu farkmış gibi gösterilir ve aklanmış olur. Yani diyelim adamın elinde 24 milyonluk kara para var. Normalde değeri 1 milyon olan bir malı yüksek kalite malmış gibi göstererek 25 milyona satar. 24 milyonluk kirli para da kârmış gibi gösterilir. Tabi burada alıcıyla önceden anlaşma şart. 6. Kumarhane. Kirli para kumarhanelerde hızlıca harcanarak kaybedilir ve tekrar sahibine döndürülür. Ya da kumarhane sahibi bu parayı kumarhaneden elde edilen paraymış gibi gösterilir. 7. Döviz büroları. Kara para parçalara bölünüp farklı para birimlerine dönüştürülerek izi kaybedilir. Bunlar bilinen klasik yöntemlerdi. Bir de yeni yöntemler var.
Akıllı kartlar, internet bankacılığı ve borsa yeni yöntemler olsa da günümüzde en bilinen yöntem kripto para ve TikTok ve Twitch gibi platformlardan aşina olduğumuz bitlerle kara para aklama. Kripto paralar kara para aklamak için oldukça müsait. Takibi zor ve çok hızlı biçimde dönüştürülebiliyor. Ayrıca bütün dünyada kolay biçimde dolaşıma sokulabiliyor. Bir ülkedeki parayı saniyeler içinde başka bir ülkeye aktarabiliyorlar. Bit ile aklama da yeni yöntemlerden biri. Kredi kartı hırsızlığı gibi yasa dışı yollardan elde edilen parayı aklamak isteyen kişi Twitch veya TikTok gibi platformlardaki yayıncılara ulaşır. Onlara yüklü miktarda bit göndereceğini ve donate atacağını fakat bu paranın yarısını kendisine iade etmesini ister. Zaten az takipçisi olan ve para kazanmakta güçlük çeken yayıncı kazan kazan durumu söz konusu olduğu için bunu kabul eder. Böylece kirli para belli bir komisyon karşılığında aklanmış olur. Zaten haberlerde de görüyorsunuzdur. Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele ve MASAK zaman zaman operasyonlar düzenliyor. Çünkü kara para aklamak isteyenler sadece kredi kartı hırsızları değil, aynı zamanda teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları. O yüzden kara para aklama aynı zamanda ulusal bir güvenlik meselesi. Bu bahsettiklerim dışında birçok yöntem var. Reverse flip, Japon karıncalar, sanat eseri satın alma, NFT satışı, kazanmış şans oyunu ve piyango biletlerinin değerinin üstünde satın alma, takı merasimleri, paravan şirket kurma, kim bilir daha ne yöntemler var. Basından ve resmi kaynaklardan birçok yönteme dair bilgi edinebiliyorsunuz. Ama bunların içinde en popüler yöntemlerden biri spor kulübünü kara para aklama aracı olarak kullanma. Peki futbol kulüpleri kara para aklama konusunda neden cazip? Ya da o kadar yöntem dururken neden futbol? İlki futbolun büyük hacimli işlemler için oldukça uygun bir zemine sahip olması. Kara para da büyük boyutta olduğu için şüphe çekmeden futbol sektörü içinde aklanabiliyor. İkincisi futbol piyasasına girmenin çok kolay olması. İngiltere gibi ülkeler kulüp sahibi olmak için bazı kurallar getirse de çoğu ülke sınırlama getirmiyor. Hiçbir engelle karşılaşılmıyor. O yüzden kara para aklamak isteyenler rahatlıkla kulüp başkanı olabiliyor. Üçüncüsü futbol dünyasında yöneticiler, menajerler ve sporcular dahil birçok aktör var. Paydaş fazla oldukça para aklamak kolaylaşıyor. Dördüncüsü kulüplerin dernek ve şirket gibi farklı statülere sahip olması. Kanunlara göre değişmekle birlikte bazen şirket bazen ise dernek üzerinden para aklamak oldukça mümkün. Beşincisi stadyumlarda yer alan kantin gibi işletmelerde nakit akışının fazla olması. Nakit akışı varsa para aklamak daha kolay. Altıncısı futbolculara transfer bedeli dışında ev araba ödemesi yapılarak kara para aklanabilmesi. Yedincisi transferlerde vergi cennetlerinin kullanılabilmesi. Sekizincisi ise bahis yoluyla paranın aklanabilmesi. Bütün bunlar futbolu yasa dışı paranın aklanması için uygun bir sektör haline getiriyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre futbol aracılığıyla aklanan para yıllık 140 milyar dolar. Peki sistem pratikte nasıl işliyor? Yani ne gibi işlemler yapılıyor? Öncelikle kara para aklamak için mali açıdan istikrarsız bir kulüp bulunuyor. Ardından kirli para hiçbir zorlukla karşılaşılmadan bağış, borç veya yatırım yoluyla kulübe pompalanıyor. Aklayıcı 10 milyon euroya sattığı oyuncuyu karşıdaki kulübe komisyon vermek kaydıyla 30 milyon euroya satmış gibi gösterdi. Kulübün kasasına fazladan 20 milyon girmiş gibi gösterdi. Bu parayı kara paradan karşıladı. Böylece kirli para kulübe sokulmuş oldu. Kulübün bir maçını 5000 kişi izledi. Kulüp 25.000 bilet satılmış gibi gösterip 20.000 biletlik kara parayı kulübe soktu. Tribünler boş gözükmesin diye de sokaktan topladığı kişileri stada doldurdu. Böylece hem kara para aklanmış oldu hem de tribünler dolu gösterilerek şüphe uyandırılmadı. Bu yöntem denetlemenin düşük olduğu alt liglere daha fazla uygulanıyor. Aklayıcı adı sanı duyulmamış firmalarla yüklü sponsorluk anlaşması yaptı. Halbuki bu şirketler paravan ve kara para aklayıcıya ait. Böylece kara para sisteme sokuldu ve aklanarak tekrar başkanın cebine girdi. Kulübün ayda 40 bin euro kazanan kantini veya mağazası 200 bin euro kazanıyormuş gibi gösterildi ve para aklanmış oldu. Menajer ödemeleri olması gerekenin çok üstünde yapıldı. Bu paralar deniz aşırı ülkeler üzerinden transfer edildi. Böylece para aklanmış oldu. Ya da menajer görünümlü kişi kara para aklayıcının adamı. Ona yüklü ödeme yapıldı ve para bu sahte menajer aracılığıyla tekrar kara para aklayıcının cebine döndü. Kulübe soktuğu kara parayı ben kulübe borç verdim deyip borcuna mahsuben geri aldı. Parayı aklamış oldu. Sezon sonunda da kulübü sattı ve başkanlığı bıraktı. Böylece kulüple hiçbir ilişkisi kalmamış oldu. Yani özetle kirli para kulübe çeşitli yöntemlerle sokuldu ve sonrasında aklanarak sahibine geri döndü. Birkaç örnek üzerinden futboldan kara para nasıl aklanıyor anlatayım. Pablo Escobar, Atletico Nacional'in hiçbir zaman başına geçmese de perde arkasında kulübü yöneten kişiydi. Kolombiya'da insanların yıllık geliri 8.000 dolardı fakat Escobar bu parayı galibiyet primi olarak oyuncularına dağıtıyordu. 1 milyon dolara satılan oyuncu 3 milyon dolara satılmış gibi gösteriyordu. Ya da değeri 1 milyon dolar olan oyuncu için 2 milyon dolar ödüyordu. Tribünlerde geniş boşluklar olmasına rağmen her maç 40 bin bile satılıyordu. Yani anlayacağınız elindeki kara parayı futbol üzerinden rahat bir biçimde aklayabiliyordu.
Başka bir örnek. Meksika'da bir 3. lig kulübünün hesabına 2. lige çıkmasını sağlayacak büyüklükte paranın yatırılması şüphe çekmiş. Yapılan incelemede bunun uyuşturucu parası olduğu ortaya çıkmıştı. Yine başka bir kulübe toplu olarak para girişi olmuş. Sonradan bu para parça parça kulüpten çıkarılmıştı. Yani para aklanmıştı. Barcelona'nın eski başkanı Rosell Neymar transferi üzerinden 15 milyon euro yasa dışı gelir elde etmiş. Sonrasında bunu offshore hesapları üzerinden aklamaya çalışmış fakat yakalanmıştı. Benfica'nın efsane başkanı Luis Felipe Vieira kara para akladığı gerekçesiyle tutuklandı. Europol'ün Portekiz'de düzenlediği Matruşka operasyonuyla Rus mafyasının Leyre kulübü üzerinden kara para akladığı ortaya çıktı. Belçika'da 12 kulübün toplam 31 milyon euro kara para akladığı tespit edildi. Bunun 19 milyon eurosunun doğrudan oyuncuların, yöneticilerin ve menajerlerin cebine girdiği ortaya çıktı. Amsterdam Türkiye Spor Kulübü'nün geçmişte uyuşturucu madde ticaretinde para aklama aracı olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Birmingham'ın sahibi Carson Young kara para aklama suçuyla tutuklandı. 2012 yılında Rumen futbolcu Popescu ve 5 arkadaşı vergi kaçırma ve kara para aklama suçuyla hakim karşısına çıktı. Popescu 570 gün cezaevinde yattı. Kejman, Benzema, Jardel, Messi'nin babası Silvio Berlusconi ve futbol camiasından sayısız isim kara para akladığı iddiasıyla yargılandı. Real Madrid'in eski oyuncusu Freddy Rincon Interpol tarafından aranıyordu. Suçu uyuşturucu ticareti yapmak ve kara para aklamaktı. Finlandiya'nın Tampere United kulübünün faaliyetleri kara para akladığı gerekçesiyle federasyon tarafından sona erdirildi. Ünlü menajer Raiola 2016 yılında Pogba'nın Manchester United'a transferinden 49 milyon euro komisyon almıştı. Bu tutar bir menajer komisyonu için hayli yüksekti, kara para aklandığı şüphesi doğdu. Pele'nin oğlu Edinho kara para aklama suçuyla 33 yıl hapis cezası aldı. 5 yıl için yurt dışında yaşayıp ülkesine geri dönen bir adam yaptığı işten elde edebileceği gelirden çok daha fazlasını kazanıyordu. Büyükşehir'deki mütevazi bir 3. lig kulübüne başkan oldu. Sonrasında kulübü 30 bin nüfuslu küçük bir yerleşim yerine taşıdı. Maaş, altyapı harcamaları, sponsor ödemeleri 3. lig kulübü için fazla yüksekti. Takım 2. lige çıktı fakat başkan uyuşturucu ticareti yapıp kara para akladığı için tutuklandı. Menajerlik adı altında Afrika'dan insan kaçakçılığı yapıldı. Afrikalı bir genç Avrupa'dan bir menajerle ya da kulüp yöneticisiyle anlaşıp belirli bir komisyon karşılığı kendisini transfer ettirdi. Sonrasında da ayağına top değmeden futbolu bıraktı ve Avrupa'ya yerleşti. İnsan kaçakçılığı parası, yani kara para, menajer ödemesiymiş gibi gösterildi. Günümüzde kimi kulüpler bankalar yerine Panama, Malta, British Virgin Adaları gibi özel yatırımcılardan yüksek faizli krediler alıyor. Bu kredilerin önemli kısmı kara para olduğu için kredi verme yoluyla aklanmış oluyor. Bu söylediklerimin tamamı yaşanmış olaylar. Peki Türkiye'den örnekler yok mu? Var tabi. Ulusal basında yer alan ve mahkemeye taşınan iki büyük hadise var. Birincisi 90'ların başında Malatyaspor'un başkanlığını yapan Nurettin Güven. Malatyaspor'a başkan olduğunda Maradona 10 milyon dolar istiyor, para değil diyerek gündeme gelen ve Brezilya milli takımının 3 oyuncusunu Malatya'ya transfer eden Nurettin Güven sonrasında uyuşturucu ticareti sebebiyle tutuklandı. Bu transferleri ise para aklayarak yaptığı iddia edildi. Bir diğer örnek Sirt Jetba Başkanı Fadıl Akgündüz ya da bilinen adıyla Jet Fadıl. Jet Fadıl Sirt Jetba'ya önemli yıldızlar transfer etmiş fakat Masak'ın hazırladığı rapor doğrultusunda kara para akladığı gerekçesiyle hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Arşivleri tararken bir de röportaja denk geldim. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Alişen kulüplerde para aklanıyor mu sorusuna böyle bir durum mantıken mümkün değil. Kara para aklamak için gayrimeşru yollardan kazandığın parayı kulübe verir, resmileştirir sonra da geri alırsın. Ama şimdiye kadar kimse kulübe verdiği parayı geri alamamıştır cevabını vermiş. Gerçekten böyle bir şey var. Türk futbolunda kara para aklamak bile güç. Düşünsenize adam yasa dışı yollardan elde ettiği milyonları aklamak için kulübe veriyor. Sonrasında parasını haciz yoluyla bile geri alamıyor. Ne oldu? Gitti para. Ama kara para aklamak isteyen yine bir şekilde aklayabiliyor. Tabii ben hukuki sebeplerden ötürü bunları dile getiremesem de yok artık bu kadar da bariz olmaz diyeceğiniz neler yapılıyor görebilirsiniz. Bu videoda anlattığım örnekler üzerinden bazı olayları inceleyip çıkarım yapmak çok da zor olmasa gerek. Yine bilgi almak için Panama Belgeleri ve Football Leaks gibi binlerce sayfalık dokümanlara bakabilirsiniz. Kara para aklama sadece gelişmemiş ülkelerin sorunu değil. İleri demokrasiyle yönetilen ülkelerde bile futbol üzerinden kara para aklanmaya çalışılıyor. İngiltere gibi ülkeler kara para aklamanın önüne geçebilmek için bazı tedbirler alıyor. İngiltere'de sabıkalı isimlerin başkan olmasına izin verilmiyor. Daha önce iflas etmemiş olma şartı aranıyor. Dolandırıcılık ve sahtekarlıktan ceza almamış olmak gibi koşullar öne sürülüyor. Ama ilginçtir, İngiltere'nin 4. seviye liginde bir kulüp kara para aklama şüphesiyle ceza alabilirken Rus oligarklarca veya Orta Doğu ya da Asyalı zenginlerce yönetilen kulüplere pek müdahale edilmiyor. Haberlere bakarsanız kara para aklama veya vergi kaçırma gibi suçlarla ilgili haberler en çok bu kulüplerle ilgili oluyor. Balkan ligleri gibi küçük ligler mimlenirken Belçika ve Portekiz gibi ligler biraz kayrılıyor olabilir.
FIFA denilen kurumda zaten yıllardır rüşvet ve kara para aklama skandallarıyla defalarca anıldı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada şunu da söylemek gerek. Biz milletçe komple teorilerine fazla yatkın olduğumuz için delili olmayan, hukuki dayanağı olmayan her şeyi kara para aklanıyormuş gibi yorumlayabiliyoruz. Bir kulübe yüksek meblağda yatırım yapmak her zaman kara para aklanıyor anlamına gelmiyor. Keza kulübe borç vermek ya da yüklü yatırım yapmak da aynı. Başkanlık için bambaşka değişkenler söz konusu olabiliyor. Mesela prestij veya siyasi beklenti gibi. İkincisi kara para aklamakla vergi kaçırmak veya vergiden kaçınmak farklı şeyler. Biz bu ikisini birbirine karıştırabiliyoruz. Kara para aklama ve vergiden kaçınma ya da vergi kaçırma aynı mekanizmaları kullansa da pratikte birbirinden ayrılıyor. Kulüpler kara para aklayıp risk almak yerine vergiden kaçınmayı daha fazla tercih edebiliyor. O yüzden bu kavramları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Kara para aklandığına dair belli başlı emareler var. Durumu kötü olan bir kulübün başına geçmek isteyen anonim yatırımcılar varsa, para akışı vergi cennetinden veya offshore hesaplardan sağlanıyorsa ve transferlerde para transferi yurt dışındaki hesaplar üzerinden gerçekleşiyorsa burada kara para aklanıyor diyebiliriz ama dediğim gibi vergiden kaçınma da aynı mekanizmaları kullanıyor. O yüzden buradaki ince ayrıma dikkat etmemiz gerekiyor. Yani en başta söylediğim beyaz para, gri para ve kara para arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Finansal fair play kara para aklamının önündeki en büyük engellerden biri. Sıkı denetim kulüplerin kara para aklamada kullanılmasını engelliyor. Ama nedense tam olarak işe yaradığı söylenemiyor. Bu işlerin başındaki FIFA'nın ve sıkı tedbirler alan İngiltere'nin bile kara para aklamının önüne geçemediğini görüyoruz. Ayrıca Asya ülkelerinde ve Orta Doğu ülkelerinde finansal fair play uygulaması olmadığı için bu ülkelerdeki transferlerde kara para aklandığı şüphesi daha fazla olabiliyor. O yüzden bu ülkelerde yapılan transferlere biraz daha şüpheci gözle bakılıyor. Futbol üzerinden aklanan kara paranın yıllık 140 milyar dolar olduğunu söylemiştim ve bu miktar her yıl artmaya devam ediyor. Ben Mr. Manager, bir sonraki videoda görüşmek üzere.